hem piyasaların durumunu da konuşalım. Altın fiyatları da yükselişte. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altındaki buradaki son durumlara bir taraftan bakıyorum. Dolar da tabii biraz orada hareketlilik var. Yükselişte sürüyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Hülya Hanım, iyi yayınlar. Vallahi biz böyle ara ara tabii yani halkın gündemi ekonomi şimdi. Yani altın güvenli liman, bir taraftan böyle dolar keza öyle konuşuluyor. O yüzden hep böyle pencere açıyoruz size. Konuşalım istiyoruz. Bir gram altın 2760 lira olmuş ya, artış devam edecek gibi duruyor. Ama bir de şöyle bir şey vardır ya, yani hani böyle artış devam eder, böyle potansiyel bir geri çekilme anı vardır. Bu altın için de böyledir. Altın için keza. Önce altını isterseniz konuşalım. Ne dersiniz? Sürer mi yükseliş? Tabii Hülya Hanım, şöyle. Şimdi ilk olarak gram altında biz tarihi zirveleri görüyoruz. Bugün itibariyle de böyle 2767 TL civarını gördük. Peki sebep ne? İki sebep var. Şimdi gram altın iki şey etkiliyor. Bir dolar TL, iki ons altının değeri. Her ikisi de o Ağustos ayında bakın ons altın %3.1 yükselmiş. Hı hı. Dolar TL de %2.8 yükselmiş. Ve bu ikisiyle birlikte gram altın sadece Ağustos ayında, yani Ağustos'un birinden bu yana %5.9 yükselmiş. Hı hı. Her ikisinden de destek aldı. Şimdi normalde biz uzunca bir süredir şunu görüyorduk. Ons altından destek alsa da dolar TL tarafı daha yatayda gittiği için, daha kontrollü gittiği için oradan ciddi destek yoktu. Fakat sizinle yakın vadede de konuşmuştuk. Ağustos ayında dolar TL diğer aylara göre biraz daha fazlaca hareketti. Hatta bu biraz piyasayı tedirgin de etmişti. Acaba kur bundan sonra daha fazla yükselecek mi? Ekonomi yönetimi kuru acaba kontrol edemez mi? İnanılmaz evet. Derecede bir dolara talep mi var şeklinde bir endişe vardı. Dolayısıyla o endişeler hala var aslında, ufak da olsa piyasada. Dolayısıyla oradan gelen de bir etki var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bugün saat 15.30'da Amerika'da bir veri açıklanacak. Ben de onu diyorum. Onun etkisi var değil mi mesela? Yani bu verilerin altın üstüne etkisi olacak deniyor. Kesinlikle öyle. Şöyle bir beklenti var Hülya Hanım. Şimdi son 3 aylık Amerika'nın enflasyon datalarına baktığımızda hep beklenti altı geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada da en azından beklentiye paralel bir veri gelir. Enflasyon düşer beklentisi var. Piyasa şu an bir miktar bunu satın alıyor. Aslında ilk 3 gün baskı vardı Hülya Hanım altın tarafında. Yani böyle bir miktar geçen haftaya göre baskılı açılmıştık. Fakat dün çok ilginç bir gelişme oldu. Yani Amerika'nın büyüme datası beklentinin üzerinde geldi aslında. Bu aslında bir yön itibariyle altına baskı getirmesi lazım. Ama piyasalar biraz şöyle fiyatlıyor. Yani Amerika'da enflasyon düşerken yumuşak inişle, yani ekonomide çok hasar almadan, ekonomi resesyona gitmeden Amerika bu enflasyon meselesini çözecek olarak da fiyatlıyor. Dolayısıyla aslında hani bunun altına bir miktar baskı getirmesi gerekirken piyasa çok orayı umursamadı. Tamamen gözünü şu an 15.30'da açıklanacak veriye dikmiş durumda. Bu ne demek? Şimdi eğer 15.30'da gelecek olan veri beklentiye paralel ve hele ki beklentinin altında gelirse altın daha da yükselir. Ons altında 2500... Ya sizin öngörünüz vardır mutlaka. Ne olur mesela yani... Hülya Hanım, şöyle söyleyeyim. Tabii yani son 3 aylık veriye bakarsak Amerika tarafında hem TÜFE rakamları hem PCE datalarına olumsuz anlamda bir sürprizle karşılaşmıyoruz açıkçası. Tabii işte onu diyorum. Yani beklentiye paralel bir veri gelir. Dolayısıyla yani şu an bana sorarsanız beklentiye paralel. Yani enflasyonda bir risk yok, enflasyonda kötü bir sürpriz yok olmama ihtimalini biraz daha güçlü görürüm. Ama beklenti altı durum için görmek lazım. Şunu da söyleyeyim tabii Hülya Hanım. Bakın PCE datası dediğimiz data çekirdek ve manşet tarafta yıllık bazda yükseliş gösterecek. Ama piyasa bunu bile iyi fiyatlıyor. Diyor ki yükselse bile beklentiye paralel geliyorsa benim için sorun yok. Çünkü Fed böyle bir yönlendirme yapıyor. Hı hı. Diyor ki yani geçen aya göre yükselse de benim için önemli değil, beklentiye paralel. Ama tabii şunu görürsek çok daha farklı, iyi bir senaryo görürüz. Biz şimdi geçen ayın üzerinde bir artış bekliyoruz. Olur da geçen ayın altına inen PCE dataları görürsek altında bence bu hafta biz 2550 dolar üstünü kapatırız. Dolayısıyla 2800 lira doğru hızlıca ilerleyen bir gram altın hiç sürpriz olmaz. Aksini konuşalım. Yani diyelim ki datalar çok iyi gelmedi altın için. Yani PCE datası beklenti üstü geldi. Kısmi bir satış gelir ons altına. Ama çok ciddi bir satış da geleceği kanaatinde değil. Ya çok aksi de olacak gibi değil. Yani belirsizlik var işte. Yani ortada her şey. Küresel ekonomik belirsizlikler var. Yani bir de bir taraftan enflasyonist ortamda, yani aslında herkes öyle. Bu enflasyon da böyle bir taraftan da böyle bir endişe yaratıyor, kaygı yaratıyor tabii. O da hep böyle güvenli limana doğru insanları iter. Yani altına olan talep de artar yani. Ben de size katılıyorum. Çok da böyle olumsuz olacağını düşünmüyorum. Yani altın nezdinde bakıldığında. Kesinlikle öyle. Evet.
Evet. Peki dolar diyelim mi biraz Filiz Hocam? Şöyle yani çünkü dolarda da euroda da orada hareketlilik var. Mesela sene sonu için Merkez Bankası'nın dolar beklentisi 37 TL idi. Ama şu an 34 TL. Yani orada ne olacak? Ne öngörüyorsunuz? Yatırımcı altın için orada neye dikkat etmeli? Biraz da isterseniz onu konuşuruz. Buyurun. Tabii şöyle söyleyeyim yani bir kere aslında normalde para birimleri yani aslında bir yatırım aracı değil ama tabii bizim ülkemizde para birim bizim kendi para birimimiz çok volatil olduğu için özellikle de işte doların Türk lirası karşısında sık sık değer kazanması sebebiyle bir yatırım aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Ama artık bu kez farklı dönemindeyiz Hülya Hanım. Yani içeride önemli bir olumsuz gelişme olmadığı sürece ne demek istiyorum? Bu politikalardan geri dönülmediği sürece, ekonomi yönetiminde bir görevden alınma olmadığı sürece, bir istifa olmadığı sürece dolarda güçlü bir hareket beklememek lazım. Çünkü hep söylüyorum TL'nin koruma kalkanı var, faizler yüksek. Cari açık azalıyor. O nedenle endişeye mal yok. Hani bazı spekülasyonlar, manipülatif hareketler, haberler görüyoruz. Bunlara yatırımcılar kulak asmasınlar. Dolayısıyla TL'de güçlü reel değerlenme olacak. Bu ne demek? Dolardaki artış enflasyonun altında kalacak. Fakat Ağustos'ta böyle olmadı yalnız. Bakın Ağustos'ta %2.8 yükselmiş. Ağustos ayı enflasyon beklentisi %2.5. Dolayısıyla bu ay öyle olmadı. Çünkü bu ay işte 5 Ağustos'ta Japonya'yı yaşadık. Hisse tarafında çıkış var. Altın talebi var. Mehmet Şimşek istifa etti haberleri var. Bakın geçen hafta 2 milyar dolarlık DTH artışı var. Bakın dün biraz önce haber verdiniz. O haberde Merkez Bankası niye böyle bir adım attı? Öyle veya böyle bir endişe oluşmasını istemiyor. Dünkü o atılan makro ihtiyacı adımın amacı şu. Vatandaş dövize gitmesin. Vatandaş TL'de kalsın. Çünkü o makro ihtiyacı adım şunu gündeme getirecek. TL faizleri 3-5 puan yukarı gidecek. Öyle ki KKM'den çıkanlara daha yüksek faiz verilecek. Vatandaş mümkün mertebe endişeye kapılıp dövize yönelmesin diye önlem alıyor. O açıdan dolarda güçlü yükseliş beklememek lazım. Sene sonu beklentim benim de 37-38 TL. 37-38 sene sonu sizin de o zaman. Evet, evet. Euro TL tarafında da 42 TL civarı bir beklentim var. Euro TL tarafı biraz daha hareketli olabilir. Çünkü Euro dolar paritesi Avrupa'dan gelen verilere bağlı olarak biraz daha fazla yükseliyor. Mesela Euro TL bu hafta bu ay %5.2 yükselmiş. Bu açıdan belki Euro TL'de biraz daha farklı bir şey olabilir, patika olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkürler. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi sağ olsun. Dolara altına bakalım dedik.